tavuk burger yapıyoruz. 1 kilo tavuk kıyması almıştım. Ben köfteyi fazla fazla yapacağım. Artanı da buzlukta saklamayı düşünüyorum. Ay çok mıyış mıyış. Bu arada uzun süredir YouTube'a uzun video atmıyordum. Eğer beni ilk kez görüyorsan hemen bir abone ol, bekliyorum. Olmuşsundur yani. Olduysan da yoruma abone oldum yaz. Evet. Bu şekilde tavuk kıymasını aldım. Ben biraz böyle yağlı çektirdim, daha güzel oluyor. Dilerseniz siz kendiniz evde mutfak robotuyla tavuk göğsünden çekebilirsiniz. İçerisine baharatını ekliyorum. Toz biber, karabiber ve tuz. Toz biberi ben acı kullanıyorum. Acı daha çok sevdiğim için. Galet unu kafama göre ekleyeceğim ama yaklaşık olarak 4-5 yemek kaşığı böyle tutar diye düşünüyorum. Karıştıracağım bakalım kıvamına göre. Biraz daha ekleme yapıyorum. Kimileri köfte harcını hazırladıktan sonra tuzuna ve baharatına bakmak için bir parça tadıyor. Henüz böyle bir cesarete sahip değilim. Yani mutlaka duymuşsunuzdur, çiğ ette bakteriler oluyor. Tamamen gözümün kararına kalmış her şey. Bence okey. Şöyle eskisine göre çok daha iyi toparlanabilen bir formu var. Normalde de aslında kırmızı et olan hamburger köftesinde içerisine tuz, karabiber, yani baharat konuluyor. Tavuk çok fazla sulu bir formda olduğu için daha kolay şekil alabilsin diye içerisine galet unu ekledim. Şimdi internette görmüş olduğum bir yöntemi deneyeceğiz. Eğer işe yararsa mükemmel hayat kurtaracak. Gördüğüm kadarıyla böyle bir tane kavanoz böyle bir tane kavanoz kapağıyla köftelere şekil veriyoruz ama yapışmaması için üstüne stretch film veya buzdolabı poşeti koyuyoruz. Ben stretch film sürekli bozulacağı için onu açmakla uğraşmamak için buzdolabı poşeti aldım. Kapağın üzerine öncelikle buzdolabı poşetini koyuyorum. Şu kadarcık herhalde yeter. Bakalım nasıl olacak. Şekil verdikten sonra bir tepsinin üzerine alacağım. Tepsiye de yapışmaması için stretch film koydum. Bence bayağı başarılı. Gayet güzel köfte şeklini almış. Toplamda 17 tane köfte çıktı. Şimdi köfteleri buzluğa atacağım. Onlar biraz soğuyup dinlenirken biz de hamburgerimizi hazırlamaya devam edeceğiz. Güzelce yıkamış olduğum bebek patateslerim var. Kabuğunu soymayacağım çünkü tazecik patatesler. Şimdi bunları soslayıp fırınlayacağız. Bu arada sabah çok talihsiz bir olay yaşadım ve parmağımı kestim. O yüzden biraz bıçağı kullanırken temkinliyim. Çok saçma bir şekilde kestim. Yani sert bir şey kesmiyordum. Sadece peynirin dışındaki böyle o plastik koruyucuyu kesmeye çalışırken oldu. Evet, çok saçma bir şekilde oldu. Ya ben bunları dörde ayırmayı düşünüyorum. Şu şekilde olacaklar. İnce yaparsam yanacaklar. Böyle büyük büyük kalın olsun. Hatta elimde bile yani doğrayabilirim. Eğer pazarda bu şekilde bebek patates görürsem kesinlikle kaçırmıyorum. Hem fiyatı daha uygun oluyor hem de çok daha lezzetli oluyor. Ayrıca kabuğunu da soymama gerek kalmıyor. Güzelce yıkadıktan sonra bu şekilde kabuğuyla tüketebiliyoruz. Baharat olarak toz biber, tuz, karabiber ve köri kullanıyorum. Köriyi ben patatese çok yakıştırıyorum. Tavuğa da yakışıyor ama patatese de bence çok yakışıyor. Mutlaka deneyin. Özellikle böyle fırında hatta şey de yapıyorum. Körili, patatesli yumurta yapıyorum. O da güzel oluyor kahvaltılarda. Bence bir deneyin. Ve biraz yağ ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Fırın tepsisini almam gerek. Patateslerimiz hazır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip fırına atıyorum. Şöyle iyice yayalım.
rahat rahat pişsinler. Artık fırına gidebiliriz. Şimdi güzel bir mayonez yapacağız. Ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Hazırda kullanabilirsiniz. Normalde yaptığım mayonez tarifinden farklı yapacağım. İnternette bir tarife denk geldim. Çok kolay bir şekilde yapıyordu. Bakalım gerçekten de oluyor mu? Öncelikle bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırma kabına önce sıvı yağ, sonra da yumurtayı kırıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Gördüğüm videoda şöyleydi. Öncelikle en dipten çekmeye başlıyordu ve yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyordu. Bu şekilde çok güzel bir kıvam oluyormuş. Bakalım olacak mı? Kıvamı bu şekilde oldu. Baksanıza yani şeyden şu an blenderın ucundaki mayonezler akmıyor. Beğendim yani bence güzel oldu. Hatta biraz da şaşkınım. Şu an şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Hamburgerin içine karamelize soğan yapacağım. Ben çok seviyorum. Normal soğandansa karamelize soğan daha bir hoşuma gidiyor. Bunun için 2 tane soğanı bu şekilde soydum. Böyle ince ince doğrayacağım. Benim için çok duygusal anlar. Soğanları tavama ekliyorum. İçerisine biraz yağ. Çok az şeker. Bu karamelize olması için. Bir tatlı kaşığı... Ağlayacağım gerçekten. Soğanlar o kadar acı ki şu anda. Ağlamadan duramıyorum. Bir tatlı kaşığı da üzüm sirkesi ekliyorum. Heh, bu kadar yeter. Soğanları güzelce böyle iyice karamelize olana kadar pişireceğim. Soğanlarımız hazır. Biraz domatese turşu dilimleyeceğim. Güzel bir hamburger sosu hazırlayalım. Az önce yapmış olduğumuz mayonezi kullanacağım. Tamamen göz kararı bir şekilde koyuyorum. Mayonezi bol olmalı bence. Biraz ketçap ekliyorum. Barbekü sosu ben gerçekten çok sevdiğim için bunu da es geçmeyeceğim. Tabii gelirse. İçerisine bir kaşık turşu suyu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Gayet güzel. Hardalı da şöyle yarım tatlı kaşığı kadar, çok acı olmasın. Güzelce karıştırıyoruz. Rengi biraz açık geldi, o yüzden ketçap ekleyeceğim. Kıvam bu şekilde oldu. Sosumuz da hazır. Artık köfteleri pişirebiliriz. Köftelerimizi buzluktan çıkarttım. Köftelerimizi kızgın, yağlı tavada arkalı önlü güzelce pişiriyorum. Her şey hazır ve ben de şu anda çok açım. Öncelikle hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesiyorum. Ben biraz ekmeği büyük almışım. O yüzden köfteler pişince küçük kaldı. O kısmını hesap edemedim. Ekmeği ortadan ikiye kestikten sonra hamburger sosunu güzelce yediriyoruz. Sos bayağı güzel olmuş bu arada. Ardından domatesleri yerleştiriyorum. Ve turşu olmazsa olmaz. Birkaç dilim de turşu atıyorum. 2 tane köfte kullanıyorum. 1 tane köfte. 1 dilim kaşar peyniri. Hayır. Ucundan kırdım. Kaşar peyniri. Peyniri dilerseniz erisebilirsiniz de. Üstüne tekrar köfte. Ve karamelize soğan. Yes. Bu şekilde köftelerin sıcaklığıyla çedar peyniri de biraz eriyecektir. Ve üstünü kapatıyoruz. Hamburgerimiz hazır.
Bu arada patislerimiz de pişti. Onları da ekleyeceğim yanına. Hemen bir patatesten tadımı yapıyorum. Gayet güzel. Şimdi sıra hamburgerde. Nefis hamburger soslu 2 tane köfteli cheddar peynirli hamburgerimiz hazır. Yemek için çok sabırsızlanıyorum. Üf, çok iyi. Ben bayıldım. Bence tavuk burgere kesinlikle bir şans verin. Detaylar açıklamalarda. Yeni tarifler için takipte kal.